इस इश्क में मर जावा। Deyip biz nereye gidiyoruz? Burası çok karanlık. Hiç endişelenme. Aydınlatırım. Deyip tüm bunlar ne kadar güzel. Bunları yapmayalı uzun zaman oldu. Mutlu musun? İyi misin? Eskiyi mi hatırladın? Düşünüyorum. Virat salınınca seni bir yere götüreceğim. Nereye götüreceksin? Şimla olabilir. Şimla bizim için hayatımızdaki mutlu zamanların geçtiği yer. Orada Arohi'yi bırakıp sana hayat verdim. Ne oldu? Yoruldum. Dans etmeye alışkın değilim ya. Tabii. Bu özel bir şey. Şefe senin için hazırlattım. Senin ve çocuğumuz için. İç. Güzel. Hadi. Bilmek istiyordun. Haroi'nin yeğeni niye hayatta? Öyle istedim. Onun hayatı Haroi'nin hapisteki hayatından daha da beter. İyi misin? Geliyorum. Ben de geleyim mi? Hayır, hallederim. Bekle. Kali Aroi'nin öldüğünü söyledi. Ama ölüp ölmediğini... Bu bardakta bıraktığı parmak izi gösterecek. Göreceğiz. Deyip, günaydın. Plan ne? Oğlum serbest kaldı. Ama bir evimize sızarak... Oğlumun videosunu kaydedip medyaya verdi ve bu yüzden serbest kalan oğlum tekrar tutuklandı. Eve ne zaman dönecek peki?
Siz merak etmeyin. Çok yakında gelişmeler olacak. Bu da her şeyi ortaya dökecek. Sadece haberi bekliyorum. Bunları kimin yaptığını bulacağız. Ah, lütfen deyip yapma. Bu kibirli sözlerden bıktım artık. Ağzın yerine aklını kullan. Biraz aklını kullansaydın oğlum karşımda olurdu. Anne, güven bana. Çok yakında her şeyi öğreneceğiz. Yaptığı bir şey yok, atıp tutuyor işte. Deep'in aklında ne var ki? Ne haberiymiş bu? Bindiya, bu ne böyle? Yıkadıktan sonra kurula. Parmak izi kalıyor. Özel bir şey. Şefe senin için hazırlattım. Tara, gitmemiz gerekiyor. İşlerim çıktı. Oradan çıkarken benim bardağım yoktu. Şunu alsana. Bırak. Kül tablosu, çanta, eldiven. Ne yapıyorsun sen? Bunu düşünmediydim. O bardak parmak izimi almak için oradaydı. Aynı şekilde küllük de bunun içinde. Ah, demek aklındaki bu. Dikkat et. Nereye gidiyorsun? Çok bunaldığım için odama gidiyorum ben. Kahvaltı? Bindiya benim odama getirir. Hey! Defol! İçmeyeceğim! Seni burada çiğ çiğ yerim, duydun mu? Resmen bir yamyamsın. Seni yedirip içiriyorum. Sen beni yemeyi düşünüyorsun. Deli misin sen? Söyle abla. Çavanne, çok büyük bir sorun var. Neymiş? Deyip bardakla parmak izimi aldı. Laboratuvara götürmüş olmalı. Eğer bu gerçekleşirse o zaman benim... Arayı olduğumu anlayacaktır. Tanrım, büyük bir sorun bu. Peki plan ne? Bilmiyorum. Bir şekilde öğrenmem gerekiyor ama... Yengem ve yeğenim için bunu yapmalıyım. Hayatımı riske atmam gerekse bile ne olursa olsun deyip bir ailesinin kazanmasına izin vermeyeceğim. Sana nasıl bir bardak olduğunu söyleyeyim ve sen de... Tara'nın parmak izini al. Ben bir şeyler yaparım. Tamamdır. Deyip dışarı çıkmadan bardağı bulmam gerek. Nerede olabilir? Acaba gönderdi mi? Hayır hayır, öyle olmamıştır. Onu bulmam gerekiyor. Çok önemli bu. Nerede bu? Buldum. Ah, Tanrım. Ne oldu? Hamile kadınların yüzleri parlar hep. Seninki neden soldu? Neyim var? Mutlu olduklarında bu olur. Ama sen beni mutlu edemiyorsun.
Dün akşam yemeğe götürdüm ama birdenbire önemli bir işin çıktı. Ne hissettiğimi bilemezsin. Hamile kadınlardaki gibi hissediyorum işte. Söyle aşkım. Senin için ne yapayım? İstediğini yapacağım. Ben çikolatalı pasta istiyorum. Ve favori pastanemden. Bu mu? Peki. Gelirken alırım. Gelirken olmaz. Çok geç olur. Şimdi al. Neden bilmiyorum. Ama sanki gitmemi istiyormuş gibi. Ama neden? Hadi, canım çekti. Tamam. Alıyorum. Acele et. Atarım. Çavani Tara'nın parmak izlerini alabilirse ben de değiştiririm. Abla, parmak izi bardağın üstünde. Hangisi? Ya kafam karıştı. Söylediğini bulamadım. Ben de hepsinden aldım işte. Üzgünüm. Bardak böyle. Dur. Sen ne yapıyorsun? Parmak izini tekrar alırlar. Bunu kullan. Gerçekten harika bir iş çıkarttın Çavanni. Bana dua et. Dip gelmeden önce değiştirmeliyim. Merak etme. Tanrı yanında. Dinle. Git. Ben beklerim. Gelirse ben seni ararım. Taran ne yapıyor? Nereye koydum ki? Burada olmalı. Bakayım. İşte. Her yerde bunu arıyordum ben de. Deyip. Neredesin? Seni bekliyordum. Ben... çok unutkan oldum. Evet, pasta almaya gitmiştin değil mi? Ver. Bırak. Ne? İş için dışarı çıkacaktın. Geç kalacaksın. Hadi git. Tamam. Deyip. Acelen ne? Önce sevgili eşimle kahve içeyim. Ne arıyordu? Küpe miydi? Yoksa parmak izini mi öğrendi? Tamam.
Çavani, bana yardım et. Dip'in bardakla birlikte laboratuvara ulaşmasını engellemelisin. Pastanın yanında meyve suyu getirdim. Bence pastanın yanında meyve suyu daha iyi. Teşekkür ederim. Beni düşünmen bile yeter. Biliyor musun? Bunu kendi ellerimle hazırladım. Annem dedi ki meyve suyu annenin ve bebeğin sağlığı için çok iyiymiş. İç. Eğer sen yaptıysan hayatta içmem. İçmeyeceğim. Önce pasta. Biliyordum. Hazırladığım meyve suyunu içmeyeceğini. Ne istersen onu ye. İstediğini iç. Al. Çok güzel. Tara, çok uykun var gibi. Dinlen biraz. Gel, seni odaya götüreyim. Uyu biraz. Sanırım pastaya bir şeyler koymuş. Bu yüzden kendisi yemedi. Ama eğer bilincimi kaybedersem elimdeki bardakları nasıl değiştireceğim? Ablamdan mesaj var. İş başına Çavani. Ablam için Deep'in dikkatini dağıtmam gerekiyor. Bak, dinlenmen gerekiyor. Çok düşünmek, gerginlik demek. Seninle birlikte bebeğimiz için de çok zararlı. O yüzden dinlen. Döneceğim. Alo? Alo malo. Şimdi sana bir sır vereceğim. Bunu duyunca kafayı yiyeceksin. Ne saçmalıyorsun? Sen kimsin? Sen beni bırak. Kanıtım var. Karın sana ihanet edecek, haberin olsun. Alo, kimsin? Sesini duyamıyorum. Alo. Sanırım şu an Çavani Dip'i arayıp meşgul ediyor. Benim için, bardağı değiştirmek için iyi bir fırsat bu. Alo, siz kimsiniz? Senin o sevgilin var ya. Kim o? Sevgilin. Goldfish. Karın onu yakalayıp parçalayacak. Goldfish? Ne? Ne saçmalıyorsun? Kimsin sen? Elimde kanıtlar var Ramesh. Git kurtar. Ben karışmam. Bak, Ramesh diye birisi yok. Kapat. Hayır. Yanlış numara. Goldfish ölmüştür.
Hayır. Aman tanrım. Hangisi kırıldı ki? Lütfen o bardakta Tara'nın parmak izleri olsun. Yardım et. Ne sandın? Aptal yerine koyacaksın, fark etmeyeceğiz. Bırak beni! Seni hapiste öldürmeliydim Arohi. Bir hata yaptım. Ama hata yalnızca bir kez olur. Ölmen gerek. Seni öldüreceğim. Beni bırak diyorum. Eğer bardakta Tara'nın yerine benim parmak izim varsa kabusum gerçek olacak. Tanrım, lütfen o bardaktaki parmak izi Tara'nın olsun. Sorun değil. Test sonuçları ne? Ne? Sonuçlar? Bu saçmalık. Nasıl olabilir? Onlar dikkat etmediyse sen edebilirdin. Umurumda değil. Ne olursa olsun sonuçları istiyorum. Yoksa karışmam. Kimi tehdit ediyor ki? Hangi sonuçtan bahsediyor? Yoksa Nico hakkında yeni bir şey mi? Günaydın tatlım. Eminim iyi uyumuşsundur. Tatlı rüyalar görerek. Değil mi? Artık her gecen bu kadar güzel geçecek ve öyle kalacak. Verdiğim sözün zamanı da geldi artık. Sen gün saymaya başla. Çok çok az kaldı. Sonra her şey değişecek. Şimdi bir işim var. Önemli. Döneceğim. Deyip. Ne oldu? Bir şey mi isteyeceksin? Hemen söyle. Hiçbir şey istemiyorum. Neden?
Gece ne kadar güzel olursa olsun yine yalnız kalıyorum. Parlak bir gün tek başına geçirilmez. Nereye gidersen seninle geleceğim. Burayı boş ver. Seninle olmak istiyorum. Senin en sevdiğim huyun bu. İyi fikir. Seni uzun bir yolculuğa çıkaracağım. Ama önce annemin yanına git. Sana yüzük verecekmiş. Seni dışarıda bekliyorum. Tamam. Annemle konuşurum. Bekle. Anne? Neredesin? Roma da yok. Yani yoksa... Beni kandırıp seni Niku'ya götüreceğimi mi sandın? Dip! Gitti! Beni kandırdı demek. Bunun bir numara olduğunu anlamalıydım. İyi de nereye gitti? Laboratuvara mı? Yoksa Niku'ya mı? Ben ne yapacağım şimdi? Abla! Söyle. Çavan, çok endişeliyim deyip evden gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Laboratuvara mı yoksa Niku'ya mı? Bunu öğrenmem gerekiyor. Dinle. Arkadaşlarını toplayıp onlara Dip'in arabasını tarif etmeni istiyorum, tamam mı? Bu çok önemli. Çünkü bir sonraki hamlesinin ne olduğunu bilmem gerekiyor canım. Hallederim. Aptallar, dikkat edin. Dip Rising'in yeri hakkında bana bilgi verin. Dip de bu yüzden kefaleti erteledi. O videoyu yükleyen de bence Deep'ti. Düşünsene Prithvi. Bunu Deep'in yaptığına ben de eminim. Madem bunu biliyordun, neden bana söylemedin ki? Bayan Roma'ya söylerdim. Deep'le nasıl başa çıkılacağını bilir o. Hayır, olmaz. Bunu anneme söylemememin nedeni var. Annem Deep'i çok fazla seviyor. Onu buna inandırmak hiç kolay olmayacak. Eğer annemi inanmaya zorlasaydım, o zaman deyip yanıldığımı kanıtlamak için uğraşır dururdu. Sebebi bu. Boş ver. Artık bir şeyler yapmalıyız. Planın ne peki? Beni dikkatle dinle. Tanrım, acele et Çavanni. Çavanni? Abla! Şu an Bay Deep'in arabasını takip ediyoruz. Onu taksiyle takip ediyorum. Merak etme. Bir yerde durursa hemen haber veririm sana. Tamam mı? Tamam Çavanni. Şu sokağa dön hadi. Dönmeniz gerekiyordu. Ablama söyleyeyim. Çavanni, bir şey buldun mu? Deyip nereye gidiyormuş? Maalesef aniden sola döndü ve kaybettik onu. Onu göremiyoruz. Kaybettik galiba. Ne yapacağım ben? Deyip laboratuvara gidip gerçeği öğrenirse Niku'yu nasıl bulacağım? Bunu başarmadan önce Niku'yu bulmam gerekiyor.
bir planım var. Hey! Burası neresi? Duyan var mı? Bir bardak suya ihtiyacım var benim. Sus artık. Bütün çocuklar nereye gitti? Yeter. Al. Sen bana ne cüretli pis su vermeye kalkıyorsun ha? Şimdi seni öldüreceğim. Öldürmek seni hiç tatmin etmiyor değil mi? Şimdi de çocukları mı öldüreceksin yani? Elimi bırak! Bırak diyorum! Arohi, sana hiç acımayacağım, göreceksin! Bırak beni! Kan gördüğüm zaman iğreniyorum. Ama ikinizi de öldürdükten sonra bir nebze bile tiksinmeyeceğim. Hele Dibbi gelsin, göreceksiniz. Sana ve çocuklara neler yapacağım gör. Şu an senin için gerçekten çok üzülüyorum Tara. Acı çekiyorsun. Sürekli Dip'in adını sayıklayıp duruyorsun değil mi? Ama o sana ve ailene büyük ihanet etti canım. Dinle beni. Bak, Dip yengemi ve yeğenim Niku'yu sağ bıraktı. Düşün Tara, yengen ve Niku senin işlediğin suçların görgü tanığı. Eğer bu davam yeniden açılacak olursa, ifadeleri seni ölüme götürecektir. Dip! Ah! Bu yüzden buradasın. Yengen ve Niku'nun nerede olduğunu bilmiyorsun. Eğer yengen ve Niku yanında olsaydı, o zaman ölüm cezası alacağımdan emin olurdun değil mi? Nerede olduklarını bilmiyorum. Eğer bilseydim bir saniye bile durmaz gider, elim titremeden boğazını keserdim ikisinin de. Ve senin önünde küçük parçalara ayırırdım. Yengeni beni kuyu asla bulamazsın. Abla, kafayı mı yedin? Neden ona yengen ve Niko'nun yaşadığını söyledin? Şimdi o da kafayı yiyecek ve kaçmaya çalışacak. Başta tek hedefi sendin. Şimdi onlar da hedef. Çok üzgünüm. Ben bunu hiç düşünemedim bile. Büyük bir hata yaptım. Artık biliyor. Ne yapabilirim ki? Belki bir şey biliyordur diye düşündüm. Meğer bilmiyormuş. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Dipteki parmak izi benim mi? Yoksa Tara'nın mı? Onu bile bilmiyorum hala. Eğer benim parmak izimse... İşte o zaman sonum geldi. Dip benim Tara değil Arohi olduğumu anlayacak. İntikamım yarım kalacak Çavalli. Dip arıyor. Korkma. Cevapla. Alo, Dip. Sevgilim, neredesin? Sabahtan beri bekliyorum. Senin için çok güzel bir sürprizim var. Gelmen gerek. Hadi, acele et. Sanırım Dip benim hakkımdaki gerçeği öğrenmiş Çavalli. Ne olacak? Thank you.
Hoş geldin tatlım. Ben burada duyuru yapmak için can atıyorum. Sen geç kalıyorsun. Neyse, boş ver. Söyle, Niko'yu buldun mu? Sen delirdin mi? Düşmanlarını bulmaktan başka hiçbir işim yok mu benim sence? Sakin. Sakin canım. Bu kadar kızma, bilirsin. Gerginlik çok zararlı. Neyse. Şuna bak. Kutlayalım hadi. Ne kutladığımızı biliyor musun? Bugünün önemini hatırlamıyor musun? Lafı dolandırmayı bırak da sadede gel. Biz neyi kutluyoruz? Ne? Bilmiyor musun? Nereden bileceksin? Arohi değilsin. Benim Taram'sın. Onunla ilgili geçmişi bilemezsin ki. Geçmiş geçti. Hadi, kutlayalım. Gel. Bu ne böyle? Neden sürekli Arohi diyorsun? Peki, kim için kutlayacağız bunu? Ne mi? Kim için? Bütün her şey tam da bugün başladı. Anlamadın. Açıklayayım. Sönmedi. Bugün benim Arohi ile sahte evliliğim olmuştu. Eğer bugün senin onunla sahte evliliğinin yıl dönümü ise bırak pasta yemeği, ona elimi bile sürmeyeceğim ben. Dur, bekle, gel. Daha pasta kesildi. Duyuruyu hala yapmadım. Bir, iki, üç. Sürpriz. Hamile olduğuma dair raporu 5 dakika içinde hazırlamazsanız bu video internete düşecek. İstediğinizi yapacağım hemen. Eğer bunu sen tutsaydın bu olurdu. Benim karımsın. Hakkım vardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.